Evet, şimdi Masar Alanson'la ilgili. Evet, şimdi söyleyecek misin bir şey? Birazdan hazırlıyorlarmış, vereceklermiş. Aa süper. Masar Alanson. Bakalım şu şarkıyı, bu şarkıyı nerede yazmış? Şarkıyı söylediği zaman galiba. Neredeymiş? Kabe'de miymiş? Bakalım. Tövbe yarabbim. Kendi itirafı. Allah Allah. Evet, o yüzden birazdan vereceğiz onu. Okudum fakat şimdi. Şimdi bu hafta içerisinde beklediğim bir haber ve bir karar var ki o da şu. Murat Özdemir'in cezai ehliyeti var mı? Yok mu? Yok mu? Bu hafta belli olacak. Avukatımız Levent Bey'in de dediği gibi bu hafta karar her şeyi değiştirecek. Süreci komple değiştirecek. Aslında bunun da istediği bu kadar konuşulmak değil miydi? Adam i̇şte belki oysa amacına bittik ulaştı yani. Mı aslında? Bittik zaten. Yani bugünlerce konuştuk. Masar Alanson bile dedi. Yani ana haberlerde konuştuk. Ama hayatım her şeyinde bir sebebi olduğuna inanıyorum. Yani ama şimdi papağan ölmeseydi diyecektim ki Allah'ım papağanın hayatını mı kurtardık acaba? Papağan öldü. Onun da hayatını kurtaramadık. Onun da hayatını kurtaramadık. Neyse, en azından belki başkasına zarar verecekti. Onu önüne geçtik. Belki bilemeyeceğiz başka ki. Belki hayvanlara da verebilirdi. Hadi devam edelim. Mutlu bir haberle devam edelim artık. Murat Boz mu? Önce dur. Masar Alanson hazırladınız mı? Ne kadar hızlı bir ekipsiniz ya. Masar Alanson'un bence onu hazırlamadan önce ilk açıklamasını verin. Diyor ya, Kabe'de yaptım, Medine'de, üstüne onu verin. Çünkü izleyiciler şu anda açmış olabilir. Peki. Bence. Peki ilk hangisini verecekseniz verin de verin bu açıklama. Bakalım nerede yazmış Masar Alanson? Yandım yandım. Yandım. Alanson'un Kabe'ye yazdım dediği şarkı için 20 yıl önce Bodrum aşkı dediği ortaya çıktı. Ya ha, hangisi? Ya tabii ki şimdi, Bodrum aşkı yani, değil mi? İlk açıklamasını veriyoruz. İlk lütfen, açıklama. Onun üzerine niye ilk açıklamayı verelim? Yandım kısmını Medine'de yazdım. Ama yandım birinci gün. Not defterime düşüyorum. İkinci gün ah yine yandım yazmışım. Şimdi ben nerede yazmış olduğumu söylemesem, şarkıyı size açıklamasam, siz onu bir aşk şarkısı olarak dinliyorsunuz. Sonra bana şarkılar söyleten bir kadın mevzuyu olmuş herhalde. Mesela baka baka kokladım, doyamadım hem kokladım da Kabe'dir mesela. Ama siz onu dinlerken aşk şarkısı zannediyorum. Ya hem Kabe'ye hem Bodrum'a yazmış olamaz mı? Orada ya oralarda yazmış olamaz mı? Olabilir. Bir de Bodrum ama açıklamasını ki, verelim. Ama diyor ki verelim, ondan sonrasını söyle. Şimdi Ece. Masar oldu diyorlar ki yalan son. Alan son oldu yalan son. Şimdi şöyle, söylediğin yalanı unutmayacaksın. Çok önemli bu. Burada bir söylediği yalanı unutma durumu var. Eğer iki açıklama da ciddiyse. Birincisinde yani eski olanda, eski 20 yıl önceki falan diye başladığı açıklamada diyor ki hatıralarımın olduğu otele gittim ve ben bu şarkıyı bunun üzerine kurdum. Yani bu şarkıyı bu şekilde yazdım. Ama bu yeni son açıklamasında da diyor ki ben aslında bu şarkıyı size açıklamasam diyor, siz bunun bir aşk şarkısı olduğunu düşünecektiniz. Evet. Ama ben diyor bunu aşk için yazmadım ki, abi aşkına yazdım falan. Burada iki tane büyük çelişki, bir tane çelişki var, o da şu: şarkı aşk şarkısı mı, Allah aşkı şarkısı mı? Peki bundan 5-10 yıl sonra başka yerde de çıkabilir mi? Başka bir yerde, ne bileyim işte, çıkabilir. Amsterdam'da yazdım bu şarkıyı. Çıkabilir. Her şey çıkabilir. Çünkü daha önce çıktıysa bu da. Nasıl yani, arşivi çıkarıyorlar böylelikle, ya? Siz çok fenasınız ya. Böylelikle. Vallahi billahi. Bu olay rafa kalkmış oldu. Masar Alanson bir yalan söyleymiş. Oldu. Oradaki ambiyans havaya gaza gelmiş. Sanatçı egosu diye bir şey var orada. Öyle bir atmış ya. Yani.